insanların en büyük sorunu, birinci dereceden tehlikeli olan şey nedir? Obezite. Dünyada neredeyse milyara yakın insan obez. Avrupa'da, Amerika'da özellikle. Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların %80'i, Avrupa'da insanların %60'ı, %70'i obez. Türkiye'de de hızla obezite problemi hız kazandı. %30'lara vardı. Dünyada obezitenin en hızla yayıldığı ülkeler Suudi Arabistan, Rusya, üçüncü de Türkiye. Yani Türkiye'de obezite, kilo alma, kilo sorunu yaşayan, hızla yayılan ülkeler birinci sırada Suudi Arabistan, ikinci sırada Rusya, üçüncü sırada Türkiye geliyor. Yani hızlı kilo almanın, aşırı kilolanmanın hızlandığı ülkeler. Yani Avrupalılar, Amerikalılar yine artık yavaşlatmışlar. Ama bizde %30'lara varıyor. Özellikle büyük şehirlerde. Neden bizde hızlı bu obezite sorunu ortaya çıktı? Yani neden obezite çok yaygın hale geliyor? Bunu tetikleyen birçok faktör var. Bu faktörlerin başında bir fast food tarzı beslenme, gördüğünüz gibi fast food tarzı beslenmede kişinin tüketmiş olduğu hamburger, cheeseburger vesaire veya patates de vitamin, mineral, enzim, lifli besleyici madde yok. Beyaz undan yapılan tüm bu fast food tarzı gıdalar tehlikeli. Vücut ihtiyacı olan vitamin, mineral, enzimi alamıyor. Bu nedenle fazla yemek zorunda kalıyor. İki, bunlar genellikle hazır yağlar, çeşit kalitesiz yağlar kullanılıyor. Üç, bu tür fast food tarzı restoranlarda kişinin damak tadına hitap etmesi için, bağımlılık yapması için Çin tuzu katılıyor. Oraya giden kişi o lezzete hayran kalıyor. Çöpe atılacak gıdaların üstüne biraz Çin tuzu çerpin. Monosodyum glutamat beyindeki reseptörlere aslında insan beyni de monosodyum glutamat salgılar ama insan beyninin salgılamış olduğu doğal bir hormondur. Kişiye doğruyu eğriyi bilir. Fakat herhangi bir gıdadan monosodyum glutamat içerirse Çin tuzu dediğimiz çöpe gidecek besin artıklarını dahi zevkle yer kişi. Çok lezzet alır. Bu tür fast food tarzı gıdalarda zincirleme restoranlarda üretilen her şeyde yanlış şeyler var. Nebeşe var, MSG var vesaire vesaire. Ve bağımlılık yapıyor. 7'den 70'e insanlar bu tür yerde beslenmeye başlayınca bırakamıyorlar. Özellikle televizyonlarda, radyolarda, sürekli gazetelerde, internette reklam, reklam, reklam çocukken başlıyor. Anneler, babaları çocuklarını durduramaz hale geliyor. Bağımlı hale geliyorlar. Ve sürekli bu yanlış beslenme vücutta sürekli vitamin, mineral, enzim azaldığı için lifsiz maddeler olmadığı için bağırsakların çalışması bozuluyor. Bağırsaklarda bir peristalik hareket var. Yemiş olduğunuz gıdaları mideden sonra yavaş yavaş ince bağırsaktan kalın bağırsağa doğru bu hareketler sürükler. Lifsiz beslendiği zaman ne olur? Peristalik bağırsak hareketleri bozulur. Daha uzun süre bağırsakta kalır. Bu da kabızlığa sebep olur. Hazımsızlığa sebep olur. Kokuşmaya sebep olur. Önce bağırsak rahatsızları, sonra cilt hastalıkları çünkü toksik madde kana karışır, vücuda yayılır. Alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları vesaire vesaire ya, kandida mantarını tetikler. Yani birçok rahatsızlığı tetikler. Fast food tarzı beslenme. Bu nedenle insanlar yani modern tıp olsun, alternatif tıp olsun ne yapıyorlar? 100 yıldır zayıflamak için özellikle son 50 yıldır milyar dolarlar harcanarak çeşit çeşit ürünler üretiliyor. Ve insan o zayıflatmak için
ürünler üretilir ve piyasaya sürülür.